Kahramanlarımla. Apo'nun güçleri yıldıramaz bizleri. Apo'nun güçleri yıldıramaz bizleri. Apo'nun güçleri yıldıramaz bizleri. Ölmez vatan ölmez. Şehitler ölmez vatan ölmez. Şehitler ölmez vatan ölmez. Sayın Başkanımızı ve siyasi partilerin temsilcilerini polisimizin giriş noktasına bekliyoruz. Çok kıymetli sındırgılılar. Ülkemizin düştüğü zor durumlarda bir olmasını, beraber ve birlikte Türkiye olmasını becerdiğinizden dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün burada 44 İstanbul'da, Beşiktaş'ta şehidimizin verilmesi ve 150'nin üzerindeki yaralımızı ve çoğunluğunun polislerini oluşturduğu bir günde toplandık. Bugün AK Parti demeden, CHP demeden, MHP demeden, Demokrat Partisi demeden ve Saadet Partisi demeden ve bütün sivil toplum kuruluşlarıyla polisimizin yanında el birliğinde bu bayrak altında, bu devlette bu birlik mesajını ve polisimizin maskelerimizin yanında olduğunu bütün dünyaya haykırıyor ve bu ülkeye asla diz çöktüremeyeceklerini ve bu milletin size karşı her zaman galip geleceğini, biz geçmişinde neysek geleceğinde ne olacağını, birlikte Türkiye olacağını içte ve dışta hain kim varsa bütün düşmanlarımıza tek yürek altında birlikte Türkiye'yiz, birlikte emniyetiyle, kadınıyla, erkeğiyle biz biriz ve beraberiz, güçlüyüz diyoruz. Emniyet teşkilatımıza tekrar birlikte ülkemizden başımız sağ olsun. Allah bu memlekete bir daha bir acılar göstermesin. Ölenlerimize rahmet eylesin. Yaralılarımıza Rabbim acil şifalar versin diyoruz. Emniyet teşkilatımızı tekrar şehitlerimizin adına bu bayrağı kendilerine teslim ediyorum. Rabbim acılarımızı bir an önce bitirsin. Bu ülkeye bu kara bulutları bir an önce dolsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Katkı ve katılım sağlayan bütün dostlarımıza, bütün sivil toplum kuruluşlarına, siyasi temsilcilere sonsuz teşekkür ederim. Allah binlerce razı olsun. Sayın Müdürüm, tekrar başımız sağ olsun. Rabbim bir daha böyle acılar göstermesin inşallah. Ve kanımızı üzerine akıttığımız bu al bayrağı size teslim ediyorum. Rabbim acımızı bir an önce dinlesin diyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve akabinde başına davet ediyorum. Lütfen dikkat. Thank you.
devletler nasıl bu ülkeye çullandıysa torunları da yine çullanmakta. Birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek bunları alt edeceğiz. Sahip olunmayan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. İşte Sındırgı, işte manevi duygular, vatan duyguları ve birlik beraberlik duyguları. Daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz, daha çok işimizi ehil olarak yapacağız ve bu memleketi asla düşmanlara teslim etmeyeceğiz. Rabbim bu bayrak altında, bu vatanda, bu millet olarak bu ülkede asla asla teslim olmayacağız. Ondan dolayı bu yüreğe, bu güce, bu inanca destek verdiğinizden dolayı başta siyasi parti temsilcilerimize, çok kıymetli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve bizi bugün yalnız bırakmayan sivil toplum kuruluşlarına, yüreğiyle ortalığı çınlatan Yağcı Bedir Mehteran takımına ve tabii ki geleceğimizi emanet ettiğimiz Türk gençliğine Allah sizlerden binlerce razı olsun. Sınırlı Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mithat Gezgin. Tüm terörü lanetliyorum. Tüm terörü lanetliyorum. Şehitlerimize, polisimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Sındırgı MHP İlçe Başkanı İsmail Tavşanoğlu. Sözün bittiği yerdeyiz. Yani 44 tane şehidimiz var. Allah hepsine rahmet diliyoruz. Arkada kalanlara başsağlığı diliyoruz. Allah'ım bir daha bize bu acıları yaşatmasın. Allah'ım bu çıktığımız yolda birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu gün özel bir gün. Tabii ki acımız çok büyük. İstanbul'da 44 tane şehidimizin arkasından polisimizin yanında olduğumuzu ve bu ülkenin asla böldürülemeyeceğini ve asla yalnız bırakılamayacağını gösteren bir tabloydu. Bugün bütün partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gençlerimizle, kadınlarımızla Cumhuriyet Meydanı'nda bugün bir miting yaptık ve hakikaten duygulandıran sahneler vardı. Bizler ülke mevzu olunca her şeyi bir tarafa bırakır, ayrılıkları, gayretleri bir tarafa bırakır. Tek başına bu ülkenin tek bayrak, tek vatan etrafında toplanabileceğini herkese, bütün millete gösteriyoruz. Rabbim bir daha bu acıları yaşatmasın. Bu ülkenin dirlik ve düzenliğini bozacak her türlü olayda bir olmasını ve güçlü olmasını, diri olmasını becerebilen bir insanlarız. Bundan dolayı katılımlarından dolayı bütün siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına ve herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Çok üzüntülüyüz, sındırgılıyız. Hepsinin de başı sağ olsun, mekanları cennet olsun. Çok üzgünüz. Okumalar yapıyoruz. Ruhlarına, Türkiye'miz için duacıyız. Rabbim rahmet eylesin. Çok duyguluyum. Başka bir şey diyemeyeceğim yani. Rabbim tahsilatlarını affeylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu olsun. Geride kalanlara, ailelerine Rabbim sabırlar versin. Kendi sabrından versin. Vatanın birliği ve beraberliği için canlarını seve seve feda eden ve bu uğurda menfur bir saldırı sonunda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum. Sındırgı ilçesinde bugün teröre lanetlemek için düzenlenen yürüyüş bir kere daha vatanın ve milletin birlik ve beraberliği için bir araya gelmenin sevincini hep birlikte bize yaşattı. Sındırgı Yörükler Derneği olarak vatanımızın birliği ve bütünlüğü için her şeyi yapmaya razıyız. Menfur saldırıda şehit olan tüm polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar. Sındırgı'da bugün şehitlerimiz için terör lanet mitingi yaptık. Sındırgı Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadele kahramanlarını çıkardığı bir memleket olarak biz bu derin duygularla vatanımız ve milletimizin her zaman için bekasından yanayız. Vatanımızın ve milletimizin bekasını çökertmeye çalışacak ne olursa olsun, hangi çete olursa olsun karşısındayız. Mustafa Can, bugün çok üzüntülü bir gündeyiz. Polislerimizin şehitlik
haberini duydum, meydanlara geldim. Çok üzgünüm, bir şey diyemiyorum şu an. Başımız sağ olsun, mekanları cennet olsun diyorum. Sındırgı'daki atmosfer bir muhteşemdi. 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de milletimiz tekrar 15 Temmuz yaşadı. Biz Sındırgı olarak tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Rabbim bir daha bu ülkeye böyle acılar yaşatmasın. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok üzüntülüyüz. Allah bir daha böyle günler bize göstermesin.